Bu dersimizde SQL'de select ile like işlemini öğreneceğiz. Like bir filtreleme komutudur diyebiliriz. Yani var ile birlikte kullanılır. Bildiğiniz gibi filtreleme veriler üzerinde filtreleme yapabilmek için var keyword'ünü kullanmamız gerekiyor. Yanında çeşitli ek komutlar vardı. İşte bu komutlardan bir tanesi de like. Like bir string değer içerisinde başında, sonunda ve içerisinde arama yapabilmemizi sağlayan bir sorgu parçacığıdır. Bunun için öncelikle AdventureWorks veri tabanında person şeması içerisindeki person tablosuna bir sorgu execute edip tablo yapısına bakıyoruz. Burada first name ve last name sütunları göze çarpıyor. Biz de bunlar üzerinde bu işlemi gerçekleştirelim. Ve ilk like sorgumuzu şu şekilde hazırladım. Select yıldız from person.person where first name, yani isimler içerisinde bir ver filtrelemesi uygulayacağım şeklinde diyoruz. Burada first name sütunu üzerinde bu filtrelemeyi yapacağımızı söylüyorum. Ve like ekliyorum. Bu sütun adından sonra like'dan sonra ise tek tırnaklar içerisinde k ve yüzde işareti var. Buradaki k bu arama içerisinde baş harfinin k olmasını, yani baş harfi k olanlar şeklinde bir istek gönderiyorum. Bu anlama geliyor. Baş harfi k ile başlasın. Yüzde ise ne kadar uzunlukta, yani bu aradığım şey kaç harften oluşursa oluşsun ve bu harfler hangi karakterlerden oluşursa oluşsun önemli değil. Ben sadece baş harfi K ile başlayan tüm kayıtları istiyorum şeklinde özetlenebilir. Şimdi burada first name kısmında baş harfi K ile başlayan kayıtların listelenmesi gerekiyor sorgu sonucunda. Execute dedik. Görüldüğü gibi Ken, Kevin, Kim, Kendall, Karan vesaire şeklinde tüm K ile başlayanlar getirildi. Hepsi K ile başlıyor. Bu şekilde ilk like sorgumuzu oluşturmuş olduk. Buradaki yüzde işaretine dikkat çekeyim tekrar. Görüldüğü gibi kimisi 3 karakterli, kimi 5, kimi daha fazla karakterli. Bunun çünkü sayısı önemli değildi. Yüzde işareti K'dan sonra ne gelirse gelsin ve ne kadar uzunlukta olursa olsun önemli değil bu yüzde işareti için. O nedenle sınırsız uzunlukta olabilirdi. Bir sonraki sorgumuzda bunun tam tersi, son harfi K olan şeklinde, yani baş harfleri ne kadar satır, ne kadar karakter olursa olsun ve hangi karakter olursa olsun önemli değil. Ben son harfi K olan kayıtlar istiyorum şeklinde özetlenebilir. Execute dediğimde son harfi K olan tüm kayıtlar geldi. Ve gördüğünüz gibi kimisi 4 karakterli Jack, kimisi de 6 karakterli Demik şeklinde farklı farklı uzunluklarda kayıtlarımız var. Ama hepsinin ortak noktası son harfleri K. Görüldüğü gibi. Bir sonrakinde biraz daha farklı yöntemlere bakıyoruz. Ancak diğer sorgu tamamen aynı. Gene first name içerisinde. Ve burada tek tırnaklar içerisinde bir alt çizgi var. Alt çizgiden sonra E var ve yüzde işareti var. Bunun anlamı şu. Alt çizgi burada tek bir karakteri temsil eder. Yani alt çizgi koyulduğu zaman o alt çizginin bulunduğu kısım burada kelimenin baş harfi, baş harfine denk geliyor. Kelimenin baş harfi ne olursa olsun şeklinde diyebiliriz. Buradaki değerin baş harfi önemli değil. A, Z vesaire fark etmez. Ancak bir karakter bu şekilde nitelendiriliyor. Yani sadece baş harfi, birinci harf ne olursa olsun. İkinci harf E olmak zorunda. Baş harf ne olursa olsun ikinci harfi E olan, E'den sonraki, yani ikinci harften sonraki
karakterler ne kadar uzunlukta olursa olsun ve hangi karakterler olursa olsun önemli değil. Ben sadece ikinci karakteri E olan kayıtlar istiyorum. Özetle bu. İkinci karakter E olacak. Evet. İkincisi E. E. Bu şekilde görüldüğü gibi hepsinin ikinci karakteri E. Çünkü istediğimiz buydu. Ve uzunlukları da farklı. Rebecca, Peter, Terry vesaire. Bir sonrakinde biraz daha farklı. Gene sorgumuz aynı. Like deyimimiz farklı. Diyorum ki baş harfi T olsun. İkinci harfi ne olursa olsun. İkinci harfi önemli değil. Gördüğünüz gibi alt çizgi var. Üçüncü harfi Y. Üçüncü harfinden sonraki ne kadar uzunlukta olursa olsun ve hangi karakter olursa olsun önemli değil. Yani birinci karakteri T olacak. İkinci karakter önemli değil. Üçüncü karakteri Y olacak. Ve üçten sonrası hiç önemli değil. Bu şekilde bir istek. Buna da Tyler kaydı uyuyor. Ve gördüğü gibi tüm Tyler'lar geldi. Bu şekilde de isteğimizi gerçekleştirmiş olduk. Şimdi bir başka örnek. Burada da gene like yapıyoruz aynı şekilde. Baş harfi B olacak. Burada iki tane alt çizgi kullandık. Bu şu anlama geliyor. Baş harfi B ikinci karakteri ne olursa olsun, üçüncü karakteri de ne olursa olsun, dördüncü karakteri L, dörtten sonrası da hangi karakter olursa olsun ve kaç karakter olursa olsun önemli değil. Birincisi B, ikincisi ve üçüncüsü önemli değil. Dördüncüsü L olacak. Muhtemelen Bell'di. Evet. Billy vesaire gibi bazı kayıtlar var. Evet, hepsi de bizim isteğimize uyuyor. Bu şekilde bir sonuç döndü. Bir başka örnekte first name like dedik. Aynı şekilde burada isteğimiz şu. İlk harfleri önemli değil. Son harfleri de önemli değil. Yani uzunluğu ve hangi karakter olduğu önemli değil. Sadece başında ve sonunda olmadığı takdirde, yani olmamakla birlikte sadece ortasında E karakteri geçen kayıtların tamamını. Yani başı ve sonu önemli değil. Sadece ortasında E geçsin. Evet. Hepsi görüldüğü gibi kimisi dördüncü karakter, kimi ikinci karakterde E var. Mesela bunda da Diane'de de son karakterde E var. Canike'de de aynı şekilde. Yani içerisinde E geçen kayıtlar. Select aynı şekilde. Bunda yukarıdakiler like'tı. Yani olumlu olanlardı. Olumlu ne demek? Yani bu kayda uyum sağlayan kayıtlar. Yani ortasında ya da başında ve sonunda E karakteri geçen kayıtlar istemiştik. Not like ise bunun tam tersi. Yani bu istediğimize uyan kayıtların olmadığı bir kayıt getir. Bunların olmadığı kayıtları getir. Daha doğrusu. Şimdi daha detaylı anlayacağız. Mesela burada 10.446 kayıt var. Yukarıda E ile bu sorgulamayı gerçekleştirmiştik. 10.446. Şimdi not like ile yapalım. Bakalım 9.542. Bunda önemli olan şu. Biz içerisinde E olmayan kayıtları istedik. Şimdi first name'e bakalım. İçerisinde E olan kayıt olmaması gerekiyor. Evet, hiçbirinde yok. Çünkü olamaz da. Çünkü biz E kaydını istemedik. İçerisinde E olmayanlar geldi. Bu şekilde not like ile de bir örnek yaparak like komutumuzu tamamlamış olduk.